Korkmaz ABD'nin dış politikası neyin üzerine kurulu? Berlin Station adlı 2016 yapımı dizi filmde Berliner Zeytung'un muhabiri CIA ajanıyla tartışırken aynen şöyle diyor. Amerikan dış politikası teröristlerin öldürdüğünden daha çok insan öldürüyor. Nihayet birisi bu gerçeği söylediğinde ise hemen onun adını karalıyorsunuz. Haydut Devlet ABD'nin dış politikası sivilleri, masumları tahammüden öldürmeye ayarladır. Bir başka söyleyişle Müslümanları katletmek üzerine inşa edilmiştir. Desideki Berliner Zeytung muharebirinin repliği ise bir yönüyle eksik kalıyor. Şöyle ki, sözünü ettiği teröristlerin öldürdükleri zaten ABD'nin namı hesabına katlediliyor sadece Orta Doğu'dakilerin değil, dünyanın dört bir tarafındaki terör örgütlerinin mühendisi, patronu ABD'dir. ABD komutasındaki terör örgütleri FETÖ, PKK ve DH'ı Türkiye'ye saldırtmaya devam ederken, bir yandan da Ankara'yı terörle bağlantılıymış gibi göstermeye devam ediyor. Bu iftira sistematiği psikolojik harp kapsamında işliyor. Donald Trump, DH terör örgütünü Obama ile Hillary'nin birlikte kurduklarını geçen yılki seçim kampanyası sırasında ilan etmişti. En iyi belge itiraftır. Hiç kaçışı yok. Bu kapı gibi itirafta öyle yok saymakla falan ortadan kaldırılamıyor. Bir Amerikalı analistin DH imkansız olanı yaptı ve ABD dış politikasının düzgün görünmesini sağladı şeklindeki iğneleyici cümlesi yine itiraf kapsamındadır. Ha, artık düzgün görünmesini de sağlayamıyor. DH'ın IŞİD'in Washington'dan yönetildiği gerçeği son dönemde tamamen gün ışığına çıktı. Sem amcalarının mızrağı çuvala sığmıyor. ABD bölgede en başından beri DH'ı doldur boşalt taktiğiyle oynattı. DH'ın boşalttığı yerleri YPG PKK aldı. Bu kirli oyunda Kuzey Suriye'de bir PKK devleti kurma planı çerçevesinde icra edildi. Dikkat! Haydut ABD emrindeki Daş'ı şimdi de yeni Suriye ordusu ismiyle sahaya sürüyor. Haseke'deki mülteci kampında büyük çoğunluğu DH teröristlerinden oluşan iş terör ordusunun ABD yönetiminden yeni bir sefer görev emri aldığı anlaşılıyor söz konusu teröristlerin Haseke'deki sığınmacı kampında en az 6 aydır Amerikan özel operasyon güçlerine bağlı eğitmenlerin yönetiminde eğitildiği Rusya Savunma Bakanlığı tarafından deşifre edildi. Vaziyet böyleyken ABD Savunma Bakanı James Mattis'in medyaya yaptığı IŞİD'in bittiğini söyleyenlere inanmayın şeklindeki açıklamasını asıl okumak lazım. Farklı isimler yahut etiketler üzerinden olsa da IŞİD'imizi piyasaya sürmeye, sahada yeni görevlerle kullanmaya devam edeceğiz demek istiyor aslında. Bu arada bir diğer yandan da sakallarını kesen DAEŞ'lı bazı teröristlerin ise SDG, PKK'ya katıldığı yolunda haberler geliyor. Amerika Birleşik Yalan Devletleri'nin başkanı Mr. Trump'ın YPG'ye silah yardımını keseceğiz şeklindeki kuyruklu yalanının ardından ABD'nin YPG PKK terör örgütüne silah yardımı bütün hızıyla sürüyor. ABD, PKK'ya gönderdiği 4 bin tırlık silah ve mühimmatı yeterli görmemiş olacak ki üstüne bir de silah fabrikası kuruyor. Bunun adı terör fabrikatörlüğüdür terör devleti olmak yahut terörün mühendisi olmak işte böyle bir şeydir